Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kaynak dönüşümüne giriş yapacağız. Kaynak dönüşümleri, karmaşık devreleri daha basit halde çözmek için uyguladığımız yöntemlerden bir tanesidir. Kaynak dönüşümünü bağımlı ve bağımsız kaynakların hepsini uygulayabiliyoruz. Birkaç tane püf noktası var. Genel olarak basit bir yöntemdir. Onun için hemen anlatıma geçmek istiyorum. Geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle elimizde bir devre olduğu zaman bizden de R2 direnci üzerinden geçen akımı kaynak dönüşümü ile bulun denildiği zaman burada yapacağımız iş gördüğünüz üzere gerilim kaynağına bir tane seri bir direnç var. Buradan şöyle V eşittir I çarpı R diyoruz. Yani Ohm kanunu uyguluyoruz. Bulmamız gereken değer bir akım olduğu için I eşittir V bölü R diyoruz. Şimdi inceleme yaparken de arkadaşlar şu ikisinin üzerinde inceleme yapıyoruz. Dikkat edin. R2'yi istediği için ben R2'yi devrede kullanmıyorum. Diğer karmaşık sorulara da aynı şekilde olacak. Bizden istenilen direnç değerini çözüme katmıyoruz arkadaşlar. Buradan da V değerine şu gerilim kaynağımızın değerini yazıyoruz. R yerine de gerilim kaynağına seri bağlanan direnci yazıyorum. O da R1. Buradan çıkacak sonucu arkadaşlar getiriyorum. Şuradaki akım kaynağının değerine yazıyorum. Daha sonra şu R1 direncini hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde getirip bu akım kaynağına paralel bir şekilde bağlıyorum. Zaten benden R2 üzerinden geçen akım istediği için de getiriyorum arkadaşlar R2'yi de aynı şekilde yerine yazıyorum. Ve bu şekilde kaynak dönüşümü yapmış oluyorum. Burada dikkat etmeniz gereken diğer bir husus ise gerilim kaynağımın artı yönü burada. Akım kaynağımın da artı yönü burada olacak arkadaşlar. Buna çok dikkat edin bunu geçirirken. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Şimdi aynı şekilde böyle basit devreler üzerinden değer vererek bir tane soru çözelim. Daha sonra karmaşık bir soru çözelim. Mantığını böylece anlayalım ve videomuzu bitirelim. Şu şekilde bir devre olsun. Şuraya 20 volt diyelim. Şuraya 5 ohm diyelim. Şuraya da 15 ohm diyelim. Buradan geçen akım 1 amperdir. Doğru mu? R2 üzerindeki gerilim nedir arkadaşlar? 15 volt görebiliyoruz. R1 üzerindeki gerilim ise arkadaşlar 5 volt olduğunu gördük. Buradan IR1 diyelim 1 amper. IR2 ise yine SDV'den 1 amper. VR1 eşittir 5 volt. VR2 eşittir 15 volt. Şimdi benim R2 üzerinden geçen akımı kaynak dönüşümden çözmem istendiği için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu araya bir tane kaynak dönüşüm uygulayacağız. V eşittir I çarpı R demiştik. Akım V bölü R'den gerilim değeri 20. R1 5 ise 4 amper buluyorum. İşte bu bulduğum 4 amperi getiriyorum. Devrede şu akım kaynağını yerine yazıyorum. Daha sonra R1 değerini direkt buraya yazıyorum. Zaten benden istenen R2 15 ohmda direkt yazacağım. Buradan şimdi IR1 diyelim. Yani şuradan geçen akım bulalım. IR1 eşittir. Ne dedik arkadaşlar? Ana kol akımı çarpı istenmeyen 15 ohm bölü toplam 20. Buradan ne yapar? 3 amper bulunur. IR2 nedir arkadaşlar? Eğer buraya 3 amperse buraya da 1 amper kalır. Onu da yazalım. VR1 diyelim arkadaşlar. Yani şu ara 5 kere 3'ün 15 volt eder. Zaten paralellikten burası da 15 volttur ama onu da bulalım. VR2 eşittir 1 çarpı 15'ten 15 volt bulunur. Şimdi arkadaşlar bizden devrede istenen yer neresiydi? R2 değeriydi. Ve ben R2'yi çözüme sokmadım değil mi? Direkt getirip yerine yazdım. Yani herhangi bir kaynak dönüşümü yaparken V eşittir IR formülünde kullanmadım. Şimdi bakalım ki IR1 neymiş? 1 ampermiş. Burada ne arkadaşlar IR1 3 amper. Gördüğünüz gibi değişti. Çünkü ben onu devrede kullandım. Şurada kullandığım için onun değeri değişti. IR2'ye bakıyorum 1 amper. IR2 1 amper. Değişmedi. Çünkü benim uyguladığım zaten oydu. Aynı kaldı. VR1 5 volt. VR1 15 volt. Gördünüz mü? Gerilim değeri de bunun değişti. Ama kaynak dönüşümü yapmak istediğimiz direnç 15 voltken
Yine 15 volt kaldı. Şimdi bunu da anlattıktan sonra karmaşık devre üzerinde görelim. Şimdi sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Şu 12 ohm üzerinden geçen akımı bizden istiyor kaynak dönüşümüyle. O halde ne yapacağız? Şu sol tarafa başladığım zaman şöyle gerilim kaynağının dirence seri bir şekilde bağlı olduğunu gördüm. O halde ben buradan akım bulurum. V bölü R derim. Gerilim değeri 10'muş. Direnç değeri de 5. O zaman 2 amper derim. Getiriyorum şimdi. 2 amperlik bir akım kaynağı bağlıyorum. 5 ohmluk direnci ona paralel bağlıyorum ve çözüme devam ediyorum. Şimdi şu bulduğum 2 amperi şuraya yazdım. Şu 5 ohmu getiriyorum burada paralel bağlıyorum. Daha sonra bakıyorum ki 20 ve 5 ohm birbirlerine paralel. Buradan bir paralellik uyguluyorum. R eş 1 diyorum. 5 çarpı 20 bölü 5 artı 20 yani 100 bölü 25'ten 4 ohum bulunur. Getiriyorum 4 ohumu yazıyorum ve soruma devam ediyorum. Yeni devre bu hale geldi. Yani 2 amperlik bir akım kaynağı var. Paralellikten 4 ohum bulmuştum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere 2 amper ve 4 ohum birbirlerine paralel. Ve ben bunları bir gerilim kaynağına çevirebilirim aynı şekilde. Buradan da gerilim bulmak için oradaki akım kaynağını ve direnci çarpmak zorundayım. Akım değerim 2, direnç 4. Buradan 8 volt bulunur. O halde şu ikisini kaldırıyorum. Yerine bir gerilim kaynağı ve ona seri bir direnç bağlıyorum. Direnci de yine 4 ohm olarak yerine yazıyorum. Gördüğünüz üzere bulduğum 8 voltu yazdım. Yine artı eksi ucuna dikkat ediyorum. Onu da bu şekilde yerleştiriyorum. Şu 4 ohmu seri bağladım. Bağladıktan sonra bu direnç 6 ohma seri oluyor. Ve şu iki dirençten burası 10 ohm bulunur. Getirip hemen onu da göstereyim devremizde. Gördüğünüz üzere 10 ohmu yazdık. Burada bir 8 volt var ve bunlar birbirlerine seri bağlı. O halde ben burada yine I eşittir. V bölü R'den yani 8 bölü 10'dan 0.8 amper bulur. Getiririm bunu tekrardan akım kaynaklı bir devre haline çevirebilirim. Hemen çevirelim. Buradan bulduğumuz değeri 0.8 amper yerine yazdım. Direnci paralel bir şekilde buraya yazdım. Burası da 15 ohum ve 10 ve 15'in birbirine paralelliğini gördüm. O zaman R eş 2 diyelim. 10 çarpı 15, 10 artı 15. Buradan 150 bölü 25'ten 6 ohum bulunur. Şimdi 6 ohumu buldum. Şura 6 ohum. Tamam. Zaten buna dokunamıyordum çünkü benden istenen direnç orasıydı. Şimdi şurada aynı düğüme giren iki tane akım kaynağı var ve aynı yönde. O halde eğer böyle bir şey var ise arkadaşlar bunları toplayabilirim. Eğer ters yönde girmiş olsaydılar bu sefer birbirlerinden çıkartıp büyük olanın yönünü seçerek yine devreye yazabilirdim. Burada her ikisi aynı yöne girdiği için akım değerim arkadaşlar I eşittir 0.8 artı 0.2'den 1 amper olarak yazacağım. Zaten bulduğum burada eşdeğer bir direnç var. Onu da yazacağım. Daha sonra zaten 12 ohm kalıyor. Onu da yerine yazıp 12 ohm üzerinden geçen akımı bulacağız. Şimdi akım değerimle arkadaşlar 1 amper yazıyorum. Artı eksi doğru mu? Diğer bunlara aynı yönde çiziyorum. Direnç değerim 6 ohm. Benden istenen yerde 12 ohmdu zaten. Gördüğünüz üzere 12 ohmu kesinlikle devre çözümü yaparken kullanmadım arkadaşlar. Kullanırsanız yanlış yapmış olursunuz. Çünkü zaten orayı istiyor bizden. Buradan 12 ohm üzerinden geçen akımı nasıl bulurum? I 12 ohm diyelim. Ana kol akımı 1 çarpı istenmeyen 6 bölü toplam 18'den 0.333 amper bulunur. Gerilim ne olur? V 12 ohm diyelim. 0.333 çarpı direnç değeri de 12 ise eşittir 4 volt bulunur. Umarım anlaşılmıştır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.